Kanal ismi ne dedin? Bu benim önerimi izleyin. Bu kadar. Ben Salih Açış. Bana eve geldim, annem diyor, babam diyor. Kendimizi zor anladık ki başkasına tercümanlık yapacağım. Bir kamyonun altına bom diye verdi gitti. 2000 lira kaçak şey aldım, kanal aldım. Enseme vurdular, öldüm diye bıraktılar, gitti. Tokat atmış bana, yok, haberim yok. Ondan sonra okumazsalar benim gibi çoban olurlar. Lügde'nin milletine hepsine selam olsun, hepsine de adam olsunlar. Başka bir şey demiyorum. Valla reklam yaparsanız ne mutlu. Kanal ismi ne dedin? Bu benim önerimi izleyin. Bu kadar. Ben Salih Açış. Keşan'da doğdum. 1939'da. Ondan sonra Edirne'ye geldik. Edirne'de dedemizin yanında işte okula gittik. Bilmem ne. 6 sene okula gittik. Okulda yediğimizde İstanbul'a kadar gider. Öğretmenlerden 6 sene okuldan tekmeden çıktım. Sebep çok okuduğum için. Bu ne demek? Alem yazar çizer, ben sana dinlerdim öğretmenler. Yani yazan çizenlere sorurdu, bir şey cevap veremezdi, ben cevap veriyordum. Ne çocukluğum çok iyi geçti. Okuldan geliyordum, 20 metre var ki atayım çantayı havluya, gideyim oynama, ırçınık yapma. Ondan sonra eve geldim, annem diyor, babam diyor, hey, sabahleyin bir de gideriz öğretmen diyor. Alıştık sopaya. Böyle hayatımız böyle geldi geçti okulda. Bir defterle 6 sene okula gittim ben. Öyle mesele değil o. Ya ondan sonra tabii traktör kullandım. Bilmem ne yaptım. Ne iş bulursak çalıştım. 15 senede berberlik yaptım. Ondan sonra askere gittim. Askere gittim. Ah koca bir 4 ay. Kursa girdim, o 4 ayda yazı yazmayı öğrendim. Ne kadar güzel. Koca. Ondan sonra bir dağıtım oldum, çavuş oldum, gittim. 28 kişi mevcut, 33 tane subay. Hangine merhem anlatacağım? 17 ayda onlarla uğraştım. Bir ay, bir buçuk ay evvel bana çok çalıştığım için izin verdiler. Tezkere aldım, geldim. Ondan sonra bir de maya müdürünün yanına girdim. 30 lira aylık var. 6 sene orada çalıştım. Ondan sonra müdür bey beni vilayete aldı. 400 liraya da vilayette çalıştım 7 sene. Oradan da buraya geldik. Şimdi oradan da rente, buradan da rente. Ne yapalım? Zorla buraya geldik. Parasız pulsuz neyle geleceğiz? Bereket versin. Amcam 3 bin lira yardım etti, ben buralara geldim. Vilayette odacılık yapıyordum ben. Onlar beni buraya gönderdiler. Zorla, tercüman olarak, daha da Türk danış olarak, ama ben onu kabul etmedim. İlla gideceğim, geldik işte, ne olacak? Geldik, onda kendi kendimizi 50 seneden beri buradayız. Ancak kendimizi zor anladık ki başkasına nasıl tercümanlık yapacağım. Elası 6 kişi geldik ve 6 kişi bir odanın içine, 60 lira insan başına. Biri yemek yapar, o bitirecek, sen yemeğini yapacaksın, yiyeceksin, içeceksin. Günde 2 saat güneş görmedik dumandan burada. 18 sene mobilyada çalıştık. Evet, pazar günü bile çalıştım. Şimdi adamlar 8 saat zor çalışıyorlar. Ne yapalım? Ondan sonra 10 senede inşaatta çalıştım. Velhası o gün bugün 60 yaşına girdik, renteye ayrıldık. Renteyden sonra da bu kahveyi tuttum. 21 seneden beri de bu kahveyi işledim işte, ne yapalım. Bir sene sonra vallahi gittim, bak Türkiye'ye. Bak, Valim abini Salih, iyi olmadığı zaman dev gel. Daha bak, benim kündüğümü Ankara'ya yollamamış adam. Vallahi bak, Salih dedi, memnun değilse gel işine baş dedi. Bak, bir sene sonra
Daha ben küdüğünü yollamadım dedi. Gözünü seveyim. Benim bir senelik maaşımı kim aldı? Nerede kaldı? Gitti bir kamyonun altına. Bom! Geberdi gitti. Haliyle adamlar içiyorlar. Yarın yemin billahi diyorlar, yarın vereceğiz. Cuma vereceğiz, pazartesi vereceğiz. Bir dahaki seneye vereceğiz. Yok oğlum yok, hala da verecekler. Bekliyoruz işte bakalım nasıl olacak. Olacaksa. Ya ama bir ay bizimkiler bir ay sonra kapatacaksın, yılbaşında kapatacaksın, bilmem ne de kapatacaksın. Ne? Kapatsam sizin eline ne geçecek kardeşim? Bak işte ben Türkler için açtım ama nerede bu Türkler? Yok. Herkes burnu büyümüş. Kimse kimseye bir yer mi? Çöksün diye bakıyorlar. Ya, ne yapalım? Herkes yaptığından utansın. Başka bir şey de bir çökse zaten Türk var. Yani selam verirler. Merhaba merhaba ama gelmiyorlar. Oradan gel. Koşturarak Şipilale'ye giriyorlar ama burada durana selam vermezler. Şimdi Allah 5 tane cami açtım. Cami parasını toplasa Ali. Hoca getirttim 3 aylık hoca parasını toplasa Ali. En sonunda temelli bir cami aldık da şimdi şükür olsun gençlerimiz de hiç olmadı. Gidiyor camiye alıştılar. Ya yani kahvelere gitmesin diye sabah kadar camide tutlar gençleri. Spor kulübü açtım. Hadi gençlerimiz mahrum kalmasın. 2000 lira kaçak şey aldım, kanal aldım. Bak, 1700 lirada aşortman aldım. Oğlum gelin, yendiğiniz zaman benden yiyin için. Gol atana da 50 mark para vereceğim deyip, öyleyken gene gelmedi. Ya ne oldu? Süper kulübü de kapandı. Deadboard'dan insan getirdiler, amelden insan. Ya biz bu kulübü buranın çocukları için açtık, değil mi? Nerede? Yok. Herkes kendini bilen büyükten büyük. İşte derası şimdi de camiyi idare ediler. Bakalım camiyi de ne kadar idare edecekler. Onu da bilmiyorum kadar. Edebilirlerse. Ya kardeşim. Dünya bu. Şimdi neye camiye neye gelmemiş? Ya gidip de ben ona kavga mı edeceğim Allah'ın sınır? Kalkar cahilin biri bir laf eder. Ben de ona ters cevap veririm. Olmaz. Hiç ona gitmeyem daha iyi. Yeter ki onlar gitsin camiye. Ne de yapayım? Devam. Şükür işte. Bugünümüze şükür. Ya yatıp kalkıp şükür etmek lazım. Cenab-ı Allah bizi buraya nasip etti. Çalışmak için geldik buraya. Yatmaya gelmedik. Yatacaksak çekin arabamızı gidelim vatanımıza yatalım. Almanya'ya gelmek isteyene ben Türkiye'de köşe başına su satsın gelmesin buraya. Su satanlar hane geçindirir. Türkiye'de bizim insanlarımız geçinemiyor orada. Bu kadar. Benim kendi olanlarımdan, adamlar, karı rent alır, kocası rent alır, çocuğu çalışır, karı para yok, yok, nasıl yok ya? Her gördüğünü almaya kalkarsan, olmaz. Komşu ne almış, ben de alayım. O orada ne almış, ben almayacağım. Arkadaş, ya varsa cebinde, yorganına göre uzan. Ya tabii haliyle burası gazetemiz, her zaman kavga da olur, her şey olur. Sopa da yedim, dayak da yedim. Kafama, enseme vurdular, öldüm diye bıraktılar, gittiler. Ne yapacaksın? Bacağımda demir var. Bitti. Yaptılar. Afrikalısı da geliyor. Hepsi geliyor. Kimin ne olduğunu bilemezsin kardeşim. Gastavuk dediğin zaman her şeyi bir göz önüne alacaksın. Ya. Cahil insanlar çok. Gastavuk dediğin zaman. İçiyor adam, çıkmıyor, tuvalete. 2 saat tuvalete yatayım, git çık desin bir de bağırıp çığırıyor, hadi bakalım. Salih abi neler görmedi bu. Allah. Dah, otomatiği alıp çaldılar, götürdüler. Adam geliyor, ben tuvalete gideyim, buradan kasayı çalıp götürüyor. Ya kendi olanımız bu. Ulan iste benden de vereyim ben sana, hiç olmaz para. Aldım benim 80 lira para, kasada para. Ne olacak, alsan ne olacak? Utanmadan yine de geliyorlar. Ya çoğuna şey vereyim, lokal forveten vereyim, gene geliyor. Gene geliyor adam. Ne yapacaksın? Gırtlağını mı sıkacağım ben adamı? Kolundan tutup attığım kaç tane? Hangine söyleyeyim? 21 seneden beri. Ne yapalım kardeşim? Bu dünya
O gün bugün bu zamana kadar gelebildim yani. İnşallah daha da ömrümüz varsa daha da yürütme niyetim var. Benim bir zor bir şey yok yani bunun. Vakit geçeyim. Maksat vakit geçirmek. Ya. Ama hakikaten Türkiye'de nimet çok, ekmek çok çalışacak adama. Burada genç olayım burada, vallahi ben genç olayım bir gün durmam burada bak. Ulan delma çarlık yapar. Git bir otelde bir dolma çarlık yap. En azından 6.000 lira para alır. En azından. Bülbül gibi Almancalar var. Orada insanların şeye ihtiyacı var ya. Dolma çara ihtiyacı var. Çalışacak adama. Ama nerede anlamıyorum. Bizimkiler korkuyorlar anne baba koltuğundan ayrılacağız diye. Anne baba hep yaşayacak mı seninle beraber? Yaşamayacak. İş de yok. Ah, 10 lira 15 lira. Nerede 15 lira para? Çıkmış 12 bin kilometre yukarı. İnmez o aşağı. Regörünk yapıyor adamlar burada. Paraların kıymetini biliyor. Ama biz paranın kıymetini bilmiyoruz. Ceplerinde para oldu mu iki günde parayı savuruyorlar. Ya bir hesapla gidin arkadaşım. Bir euro olmuş 20 lira. Hesap et. Kim verecek sana 1 lirayı? 20 lirayı saat ücreti saat Türkiye'de? Kimse vermiyor. Benim çocuk burada sabahleyin kalkıyor 3.30'da bak aldığı 300-350 lira para. 150 lira da şıtat ödüyor. 150 mi 200 mi de şıtı postan alıyor. 200 lira çocuk parası alıyor. Nerede iş? Sorayım sana. Ev kirasını zaten ben veriyorum. 500 lira rente. Ancak elektrik parasından su parasına iyi, kiraya iyi geliyor aldığım para. Ya hanım çalıştı 4 sene, 100 lira rente. Ya hazırlı alayım 500 kat para. Nasıl kanun, nasıl demokrasi ben de aklım ermedi yani. Bu ilişki olmasa ben çoktan ölmüştüm. Bak buna inanın. Kalktan umfal yaptım burada, ezilmiş burada kapağın altına koyu kan girmiş. 300 kilometre yere zorla yolladılar işte Detmold'dan. Orada ameliyat oldum. Adam Rus doktoru. 6 kişiyle günde 3 sefer dolaşıyor. Haftada dedi bir şey alkol alabiliyor mu dedi. Dedim ben her gece bir şey rakı içiyorum. Kafası böyle. Sen dedi alkol içmeyene çoktan gitmiştin dedi. Bak burada dedi şimdi koyu kan bürümüş buraya dedi. Bu kayın ameliyat edeceğiz, bu koyu kanı temizleyeceğiz, dikeceğiz. Ama 10 sene ağır yük kaldırmayacaksın dedi bana. Velhası idare edeceğiz yani. Başka bir şey yok. Kollayabiliriz, kendimizi kolluyoruz. Ameliyat olduk. İdrarlarda, bilmem nelerden. Almanya işte. Anam hastanede yattı. Burada yer yokmuş, öbür hastane. Öbür de... Ondan sonra alta sayma. Ya kimden izin aldınız alta sayma yolluyorsunuz? Çocuk alta sayma deyince taksiyi tutuyor buradan gitti annesini alta sayma aldı getirdi. Ben bakarım anneme dedi bitti. Şimdi de bakıyor işte Allah razı olsun. Hanım kendi başına ekmeğini yemeğini yapıyor şimdilik. Ne yapalım? 87 yaşında kadın. Sabit. Şükür. Tanrımıza şükür. Ama inkar ederse gözümüzden çıkardı. Şimdi de zaten göz doktoruna gidip gözlerde bir yandan iğne vurdular. O kolları mıdır nedir? Vallahi 3 sefer düştüm yolda. Bereket Allah. Alman çocuğu tenisten geliyor. Bir de bakıyor gece ben yolda yatayım. Ama bilmiyorum. Tokat atmış bana yok haberim yok. Ondan sonra can kurtaran haber veriyor. Can kurtaran hastaneye götürdü. Ben gözlerimi açtım. Neredeyim ben? Pirmut'ta. Ne getirdiniz bana? Sen asadi misin diye doktor. Dedim yok ya bir şey. Götür eve. Bir daha düştüm yolda burada. Saat 3.30 gece. İnfa yok kimse. Zorla ayaklandım eve gittim. Ondan sonra tekrar 1 metre kaldım kapıya eve. Bir şok. Bereket. Şenol aklıma geldi. Şenol yatmamıştı. Şenol diye bağırdım. O da beni zorla merdiven ayağına
Benim çocuk beni sarhoş biliyor. 10 dakika sonra gözlerimi bir açtım. Neredeyim ben, merdiven aynı. Kalktım. Efendim, baba sen sarhoş değil misin? Değil mi oğlum, ben sarhoş değilim. Allah Allah. Vallahi ben seni sarhoş bildim de bıraktım seni merdiven ayağını. Bu kadar. Gözünü seveyim işte. Ondan bugüne arada bekliyoruz. Kolera mıdır? Nedir? Ne boktur onu da bilmiyorum yani. Ha, koronayı diyorsun. He. Koronayı. İğne vurdular. Ondan sonra gözlem gazeteyi okuyamaz olur, görmüyor. Ondan mecbur şimdi gidip taşınıp gideyim işte bakalım. Bir 4 sefer buna iğne vurdular, 2 sefer buna vurdu. Şimdi yarın gene gideceğim buna, yine bakalım kaç sefer olacak. Ama şimdi iyi kötü gene görüyorum yani. Ben senin yüzünü tanıyamıyordum ben. İnan ki tanıyamıyordum. Evet konuştuğunu bileyim ama yüzünü tanıyamıyordum, rengini tanıyamıyordum. Öyle iğne mi dokundu, ne dokundu onu da bilemiyorum. İşte o gün bugün buraya kadar gelebildik kardeşim. 6 milyon sadece Avrupa'da insanımız var. İnsan başına 1 lira gönderse her gün 6 milyon Türkiye'ye giriyor. Bu nerede? %30 faizinden 5 tane holding geldi. %30 faizinden adamlar çağırıp parası olmayan gitti. Kredi çekti, oraya yatırdı %30 faizle. Hani nerede bunlar? Yarısı Amerika'ya kaçtı, yarısı milyon nereye gitti? O zaman haberi yok muydu Erdoğan'ın? Buz gibi haberi vardı. Ama zapt edemedi onları. Sadece bu Avrupa'dan. Dışarıdan gelen paralar ne de paketler. Dünya kadar para geldi, televizyon gösterdi çatır çatır. İnkar etme, yok. Televizyon niye gösteriyor, boşu boşuna. Her sene sadece bu şeyden 1 milyondan fazla insan turist geliyor Rusya'da. Öyle Ruslardan. Onlar hep para. Dışarıdan gelen ona keza. Arkadaşım. Ama ondan sonra daha mı yollayalım? Daha neyse. Yani o iş olsa da gene de göndersek yani. Ama yok. İşsiz millet. Normalinde Doğuşlandan Avrupa'da ölen çocuklar, insanlar şehit olarak yazılması lazım. Çünkü biz kanımızı, kemiğimizi, bunlar etimiz iyiydi, sadece bizim bir kemiğimiz kaldı. Başka bir şey yok. Ama nerede? Kim bunları takip ediyor? Yok, Avrupa'da para çok. Nerede para? Ekmek kaç para oldu? Bir ekmek. Git, onu da bulamazsın ha. Cuma günü ekmek de kalmaz. Sabahtan gidersen belki aç kalırsın bütün. Yavaş yavaş o günlere de geldi. Almanya. Almanya. Vay Almanya. Yok kardeşim. Bak sabahleyin toplanırlar buraya. Bir bürü içinden bir kahve içirler. Bütün günde Ramazan tutuyorlar. Başka yok. Gidip de bir döner yiyemiyor adamlar. Alman bunlar. Yabancı düşmanı. Almış yürümüş. Gelip senden benden bir kahve içmezler yani. Oradan gidip içiliyor. Oradan. Bütün gün bizim aleyhimize konuşuyor. Tan. Ama ne yapalım? Sabır. Evet. Allah razı olsun genelde. Sevenler, sayanlar bizi idare ediyor, ayakta tutuyor bunu. Öyle insanlar da var. Adam yiyip içiyor 15-20 lira içki içiyor, bir de bana içki parası bırakıyor. Bizimkilerden nerede çıkacak bu? Bizimkiler oturuyor orada ya. Birbirlerine kahve ısmarlıyorlar. Ya Salih'i zengin mi diyeceğiz? Ulan ben senin bir kahvenle zengin olacaksam hiç olmayayım anasını. Türkiye'deki gençlerimiz okumaları lazım. Okurlarsa kazanırlar. Okumazsalar benim gibi çoban olurlar. Ona göre ayak alsınlar. Okuyacaklar ki ilerisini görsünler. İlerisini göremezse hiç genç olmuş ne olacak? Bak şimdi ben öyle fırsatlar elime geçti ki adam 4 dönüm yeri bana 30 bin liraya bıraktı. 4 dönüm yeri. Gel Salih abi. Paran yoksa Aydana'ya gönder. Şimdi adam orayı 10'ar kat bina dikmiş. Bak 10'ar kat bina 4 dönüm yere. Benim orada en azından 40 tane dairem olur şimdi. Para vermezdi. O şeydi, o neydi o? Bir firma var. Onlar yapayım bedavadan. Yarısını kendine, yarısını bana. Şükür olsun. 5000 marka bir tane arsa aldıydım. 200, 220 metre. Neyse orası avukat
müteahhite vermiş. 3 tane daire, 5 kuruş vermeden 3 tane daire bana verdi. 8 daire yapmış adam orayı. Buyur. O 4 dönüm yere ne kadar olacak acaba? Vallahi şimdi gördüğüm zaman içim sızlıyor oraya gittiğimde. Ama neden? İlerisini göremeyen insanlar, biz büyükleri biraz dinleriz. Ama ya oraya yapacağını için köye yapsam daha iyi, köyden alsam daha iyi. Ya buyur. Şimdi vallahi dolmuş oralar o biçim. Bağ diye alacağım yerler şimdi çıkarmış adamın 5-10 kat bina oralarda. Nerede? Kimin yüzünden? Onların yüzünden. Yok. Ev almaya gittim. Oradan ev almaz. Buradan bilmem ne almaz. Oradan almaz. Nereden alacak? Şükür olsun. Vallahi 60 bin lira para çektim buradan. Bak iki daireyi yaptım kendim. 8 senede tam 115 bin lira ödedim. Bak geriye. 8 senede. 115 bin lira. Mark olarak. Ama yaptım. Korkmadım. Tek başıma. Benim böyle burada kardeşim olacak. Çoluğum çocuğum bana yardım edecek. Çocuklar olur. Ben vallahi milyonları çekerdim buradan. Vallahi çekerdim. Ama nerede? Geldi işte Holding'ler geldi. Holding'ler %30% deyince çektiler adamlar. Ne oldu? Hani nerede? 30 bin liraya Duisburg'dan Stad'dan daireleri almış adamlar. Bak 150 bin liraya Holding'ler satayım bir de başkasına. Ey alo! Bu kadar da aptallık olmaz ya. Türk gençlerine ne tavsiye ediyor? Buraya Almanya'dan, Türkiye'den buraya gelecek. Nasıl gelecek? Gelemiyor zaten. Zaten gelemiyor. Gelse burada bir tutunacak bir şey olacak. Bakacak insanı olacak. O bakan insanın parası pulu var mı? Onu idare edecek pulu var mı? Yoksa nasıl gelsin? Yapamıyorlar, gelemiyorlar da. Evleniyor. Buradaki gençler Türkiye'den ay evlense burayı karayı getiremiyor. Çünkü onun bir şeyi yok. Nedir o çalışıp da para kazandığı yok. Adam soruyor. Sen karını getireceksin ama anneni idare edebilecek misin? Yoksa sosyal hayattan mı yaşayacaksın? Onun için vermiyoruz kardeşim. Mecbur bir iş bulacak ki anneni idare edecek. Hükümete yük olmayasın diye. Ya. Ama işte bunu anlayan anlar, anlamayan anlamıyor. Oğlum çalışın, okuyun. O da yok. Okuyan burada en azından 4 bin lira maaş alıyor. Bak okuyanlar, var birkaç tane kardeşlerim. Vallahi kimseye ihtiyacı yok, bak. Adam, babası, inan burada, burnundan sümükler akıyor çocuğun. 50 kuruş para vermedi babası. Gitsin çalışsın dedi, bitti. Gitti, kedi midir, nedir? O top toplama yukarı. Orada birisi tuttu Amerikan'ın birisi kolundan. Bak Almanya'yı sadece 3 sefer şampiyon yaptı çocuk. Şimdi neredeydi o? Aklıma gelmiyor işte hatta. Adamın altında 4 tane arabası var. Milyonlar da parası var. Kendi abisini yanında çanta taşıma götürdü. Abisi hırsızlık yapıyor diye vurdular götüne tekmeyi. Amerika'ya kaç sefer? Kedi, o neydi o? Vallahi o değil araya, onun. Yapana ne mutlu. Fusbal. Ya kardeşim, şimdi ekmek fusbalda. Götünü terlet, oynuyor, kendini tanıt. Ufak takımlarda seni kolundan tutan çok olur. Ama sen antrenmana gitmezsen, bilmem neye gitmezsen kimse seni takmaz. Nerede genç? Benim bacağım sakat, futbolda, amına. Vallahi, adam vurdu askerler, o zaman nerede yeşil saha yoktu, askerlerle futbol yapıyorduk. Adam tekmeyi vurdu buradan, bir daha vazgeçtim. Ne dedin? Bak, bu kanalı izleyin. Gençler izlemesi lazım ve örnek olmaları lazım. Buradaki gençler hayatından hiç memnun değil. Ben memnunum diyene ben karşı çıkarım. Memnun değil. Evlenemezler. Evlense karıya bakamazlar. İnan ki bakamazlar. Çünkü ev kirası ve evlenen
babası da annesine ayrı çıtat ev kirasını verecek. Bir de sosyal parasını geçirmeye çalışacak. Ondan bir sigara, bundan bir kahve, bundan bir şey. Bu mu gençlik ya? Ben 5 paket sigara içtim. Kimseden bir tek sigara istemedim arkadaş. Gücümün yettiği kadar çalıştım, içtim, aldım. Ve en sonunda da 5 paket sigara içtiğim halde vazgeçtim. Attım çöpe sigarayı. Bitti. Bu kadar. Nerede o gençler hani? Ya ben utanmadan ondan bir sigara isteyeceğim. Onda bir sigara veriyor adam. Ya bir sigara daha. O adam para vermiyor. Burada otomatik var. Çeksin otomatik. Ya. Arkadaş utanma. Bir insan utanır. Tamam sen ben bir paket şey sigarayı vermişim. Bir daha mı? Vermediği zaman bir de sana küfür ediyor. Bak. Niye vermiş? İki adım evi. Evde sigara var. Varsa siktir ol git. Affedersin. Al evinden. Bak rahatına. O da ne? Niye adamın şeyini? Adama bile küfür ediyor ha. Niye sigara vermemiş diye. Böyle insanlar var. Ya yapmasınlar ama yapıyorlar. Çünkü sen bir firmada çalışır öğrenmişsin bunu. Tamam ama eve gittiğin zaman evde yapın bunu sen. Yapın ama bunun şeyini tam veremiyorsun firmanın verdiği şeyi. Kararı. Veremediğin için ne oluyor? Adamın gözü de kör oluyor, ölüyor adam. Ya fazla verin, ya yoksa verin. Ya. Gümrük rakısıyla bu bir mi şimdi? Yok. Hani nerede gümrük rakısı? Ben sabaha kadar içeyim ben gümrük rakısını. Nerede kardeşim? Ama yok. Yahut da yasak denen, ne yasak ya? Yasak denen bir şey zaten yok. Zaten yasak denen bir şey yok. Evet, bunu hiç, şunu gözünü seveyim. Türkiye'nin polisinin ben gözünden öpeyim. Al işi şey adam, öp! Bağırıp çöreği sokaklarda. Polis ne yapıyor biliyor musun? Vallahi. Ben, nerede? Evin nerede? Sana helfin yapalım, evine götürelim. Falan. Adresini falan alıyor. Götürüyor 20 kilometre, 30 kilometre yere. Havuz. Sen orada araba falan gelme gece. Sen buradan yaya gel 30 kilo. Yarın gece gene al şişeyle bağır bakalım bağırabilecek mi? İnanma. Tokat falan yok. Tokat alsa zaten şeyden şikayetçi olursun. Polisten şikayetçi olursun. Ya onu nasıl kanun nasıl kitap? Adam 12'de bak gözümle gördüm Urlaba gittim. 12'de gastavuz kapanacak. Polis geldi, Kürt, valla. Çekti tabancayı, polis vurdu. Ya oğlum, yasak o adamın suçu da. Adam yasak diyor. Ya eva git, çekmiş kafayı adam. İşte bizim Türkiye'de de bu var. Diktatörlük var. Ya polis kim ya? Polis senin yardımcın. Polis senin yardımcın ya. Bir düşün azıcık. Polis senin paranla hizmet ediyor. Ama düşünen kim? Dünya öküz altında bızak arıyor. Anladın? Öteki çocuğu uyuyamaymış. Burada 4 tane çocuk var. Oğlum 4 tane çocuk varsa git siktir ol git. Başka yerden çocuğunu aç. Burası gazetemiz. Halle tantana dolu her şey olur. Vallahi bak. Öteki, o zaman camını değiştir. Ya da çocuğun başka yerde yatır ya. Gözünü seveyim, yapmayın bunu. Benim kimseye bir şikayetim yok. Ama bu gazetavuz burası. Bağıran olur, çığıran olur. 21 sene oldu. Bu sene oldu bu sene. Şimdiye kadar hiçbir şey yok. Bu sene oldu bu, bilmiyorum. Ben de şaşırdım ama. Kim ya? Kim yapıyor bunu? Ceza da yiyoruz. Vallahi yiyor. Adam sigara içmiş. Kontrol yoğun tutuyor. Bu oğlum ondan alıyor cezayı. Benden alıyor. 100 lira. Polis geldi. 11'de Salih burasını kapat. Neden? Bokus yapacaklar bunu. Ayıkı kapatayım. Ama şıtata sabaha kadar müzik çalmışlar, içmişler. Bundan 150 kağıt da ben ceza ödedim. O da yok. Bak o da yok. Bir masaya bir sana 30 lira ona vereyim.
O da yok. O içeri alacağım. E ne yapayım ben de? Ben bu Türk düşmanı değil de ne ya, ne ya kardeşim? Ne? Ben kimseye zerre kadar zararım olmasını istemem. Ben oradaki çocuklar benim çocuklarım. Rahatsız olmasın. Ben burada kaç kişi rahatsız ettim? Stroll'ini. Oğlum yukarıda çocuklar uyuyor. O da ne? Ama ne yapayım? Anlayana saz, anlamayana davul zurna az. Bitti. Saat kaç olmuş? Ben bunu rahatsız etme hakkım var mı? Yok. Tutmuş evet, tam tutmuş evet. Ama gör, ay adam çekmiş kafayı, bağırıp çeviriyor. Haşlop. Ne yapayım? Helike. Ben ona tokat mı açayım? Yok, tokatsın. Daha kötü. Ya mekan? Sen mekan sahibi. Ben burada tokat alsam, benim 3 ay buraya kapanır. 6000 lira ceza veririm. Ben hayvan mıyım? Ben bunu biliyorum, duruyorum. Almanya var. Demokrasi varsa demokrasi. Lügden'in milletine hepsine selam olsun. Hepsine de adam olsunlar. Başka bir şey demiyorum. Vallahi reklam yaparsanız ne mutlu.